Bismillahirrahmanirrahim. Demek ki management kursumuzu 22. günü atalgan qiyin testimizde tahlilini ko'rib chiqamiz. Demek manfaat bo'lsa hammamizga Alloh ilmimiz ziyoda qilsin, darsimizda xayrli qilsin. Demek birinchi darsimiz, birinchi savol aytdiki, 72'den 271 geçe bo'lgan natural sonlar içinde 3'ge ham, 4'ge ham bo'linmaydiganlari nechta? 3'ge ham, 4'ge ham bo'linmaydiganlari nechta? Demek biz nima qilamiz? Birinchi 271 birinchi savolga. Aytdik 271 271 ni 3'ge bo'lamiz. 90 ta chiqadi. 271 ni 4'ge bo'lamiz. Hech chiqmadi bu. 60 67 67 mi? 60 60 ko'paytirsan 240 28. To'g'ri, to'g'ri. To'g'ri. Ana endi bu 271 gacha emas sen birdan. Bizda orada tushib qolgan 72 dan boshlangan. 72 ni 3 ga bo'laman. 24 72 ni 4 ga bo'laman. 18. 18. Endi buni 90'dan 24 ni ayirib tashlayman. 90'dan 24 dan ayirib tashlayman. 66. Yo, lekin bitta narsani hisobga olish kerakki, 71 bo'lishim kerak. Masalan, 23 bo'ladi. Nimaga? Chunki 72 bu yoqqa o'tib ketib qolgan, 72 dan 271 gacha. Buni 17 ta bo'ladi. Undan 23 ni ayirsam 67 ta bo'ladi. 67'den 67'den ayırıp taşıyman 17'den 50'de bo'ladi. Ana endi. Endi 271'ni 271'ni bo'laman. Nechiga? Ikkalasini ekokiga bo'laman. Ekoki nechi manda? 12. 12 ga bo'lsam 12. 12 ga bo'lsam 20. 20'da 31 ile içinde 2 tane mi? 22. 71 ile 12 gibi olamam. Kişi kit oldu mu? 271 ile 12 gibi olsam 22. 71 ile 12 gibi olsam 5 ile. 22'den ayırıp taşıyman 5 ile 17 ile olalım. Bu nima degani bu? Ham 3'ge ham 4'ge bo'layotganimni, bularning orasida uchroq qolayotgani shuncha ekan. Tushunarli? Ana endi nima qilaman? 271'dan 271 ayro 70 nechta son bor ekan? Umumiy hisobda 200 ta son bor ekan. 200 ta sondan nechtasi 67 ga nechtasi 3'ge bo'linarkan? 67 tasi. Ayirib tashlayman. Ne mana? 50. Ha, 3'ge bo'linadigan sonlar, 4'ge bo'linadigan sonlar 50 ta va ikkalasini ayirib tashlayotgan uchun buni qo'shaman 17. Qo'shamiz. Chunki men 3'ge bo'linadigan sonlar, 4'ge bo'linadigan sonlar va 3'ge bo'linadigan, 4'ge bo'linadigan ikkalasi bir xil sonlardan 17 ta bor ekan. 2 marta o'shalarni ayirayotgan uchun buni qo'shib yuboraman. Javobim chiqadi 100 mi? Ha, 100 chiqadi. 100 ta bor ekan. 100 degan javobimiz C bo'ladi. Hammaga tushunarli bo'ldimi mana shu qismi? Mana boshdan yozib tushuntiraman, qaranglar. Umumiy endi oxirida kalkulyatsiyamiz nima bo'ladi? 271 dan ayirib tashlayman 71 ni. Chunki 71 dan 1 gacha bo'lgan sonlar yo'q. Endi bundan ayirib tashlayman 3 ga bo'linadigan sonlar 67 ta. Ayirib tashlayman 4 ga bo'linadigan sonlar 50 ta. Va endi ikkalasi ham 3 ta ham 4 ta bo'linadigan sonlar 2 marta ayirib tashlayman, 2 marta kamayib ketadi. O'shani endi bittasini qo'shib qo'yaman. Bu javob chiqadi 100 ta. Javobimiz bo'ladi bilasiz. Hammaga tushunarli bo'ldimi bu? Demak, ekok bilan hal qilinadi bu masalalar. Siz boshidan tushuntiring.
Ha, etrat ki, mesela mersi sallarda 3'ge hem 4'ge hem bölüm bilgiye sallar ne istedir? Bunun iki usulü var. Birinci usulü örgü tamam. Birinci usulü ne? Birinci, bunlar içinde 4'ge bölünen sallar ne istedir? 4'ge bölünenler tamam. O da 271 4'ge bölsem 67. Şimdi 4'ge bölünen sallar var. 3'ge. 4'ge ve 3'ge. Bölsem 93'ge bölsem. Fakat bu birden 271 geçe bölünen sallar da. Bize de 72'den 271 geçe bölünen yani 71'ı ben 3'ge bölüşüm gerek. Yani boşu digini opta şaşım gerek. İkkelesini bollandı ayrı opta şaşım 67'de var eken. Gengisi torge boldum. Torge bolsam ne işte 271 geçe torge bolunan gelsem. Eken yarım ben oşa. Kançadır kısmı yok. Opta şaşım. Masinçi torge bolunan gel 3'ge bolunan gel sallan da falan. Endi ben 3'ge bolunan gel torge bolunan gel sallan. Mesela 12'de 12'ni sana atkanımda ben 67'nin içinde 12 yan var. 50'nin içinde 12 yan var. 24, 36, 3 sallardan ne işte var eken? Bize de 17'de var eken. Yani bunu da hesaplar çıksam. Şimdi ben ayırıp taşıyorken de hem bu yoldan 12'ni, bundan hem 12'ni ayırıp taşıyorum ben de. Demek 2 mertte şuna ayrılıp atken sallar ne işteyken hesapladım da ahırı şuna hoş koydum. Cevabı hop gibi çıktı. Kengisi. Kengisi kadar olay tutas. Nümesi? Kim Süleyman var dediniz ki, o zaman geldiniz. İkinci usulü, ya Bismillah deyseler de. 73 deyseler. 74 deyseler. 75 deyseler. 76 deyseler. Kötesiler. Bu da adresler ne oluyordu? Anlası yazmış gerek. Ha, doğru. Depancı usulü oladı. Ha, kengiz. Erten dağıttı. 23.48, 23.65. Yigirma uç, 65. Böten de attı. 43-48, 43-65. Bu sorular tüzgünde anca kaldı. Yigirma on dört, yigirma otuz var. Deng deymiz. D 33 qartor 33 60 bor. Hop qaranglar, e'tibor berasizlarki, bunaq kasrlarni solishtirdisa, sizlar bundan bundan ko'paytirsanglar ham chiqadi. Bu uzoq usul va qiyin usul, tavsiya etilmaydi. O'zi katta kasrlar bersa e'tibor berasizlar. Surat bilan mahrajining farqi nechta? 17. Necha bu 17? Bu yerda necha? 17, 17. Bu yolda 17, 17. Eğer hava kasırı, suratını ve mahrajını farkı bir kıl bolsa yani farkı. Bunu musbat kasırlar bolsa, yani matimas, musbat kasır bolsa, doğru koydu işleyle. Yani doğru koydu değil mi? Bu doğru kasır mı bu? Bu yan doğru kasır. Hemen doğru kasır. Yani mahrajdan suratını ayırganımızda bir kıl son farkı çıksa, agar bu to'g'ri kasr bo'lsa, to'g'ri qoida ishlaydi. Raqami kattasi katta bo'ladi. Qaysi biri eng katta raqamda? B. Keyin bu, keyin bu, keyin bu. Tushundinglarmi? Men qoida yozib qo'yaman. Agar mahraj va surat mahraj va suratlarning farkı teng bolsa ikkita qoida var bu yerda. Hop. Musbat kasrlar uchun. Musbat kasrlar ham ikkiga bo'linadi. Qanaqa? Birinchisi to'g'ri kasrlar uchun. To'g'ri kasrlar bo'lsa, men sizlarga umumiy qoidani yozib to'g'ri kasrlar bo'lsa, qiymati kattasi katta bo'ladi. Soni kattasi katta bo'ladi, deylik. Mahraji kattasi. Soni kattasi. Mahraj katta bo'lsa, masalan, eng katta son qaysinda? O'shani bilish kerak-da. Soni kattasi.
katta bo'ladi. Agar noto'g'ri kasr bo'lsa bu noto'g'ri kasrlarda soni kattasi kichkina bo'ladi. Ya'ni to'g'ri esinglarda qolish uchun to'g'ri kasrda to'g'ri qoida ishlar ekan. Kattasi katta bo'lar ekan, noto'g'ri kasrda noto'g'ri qoida, kattasi kichkina bo'ladi deysizlar. Kichik bo'ladi. Tushunarlimi bu? Umumiy qoida bu. Ammo manfiylar uchun o'zingizlar yozib qo'yasizlar. Men yozmadim, o'zingizlar bir qiynaysizlar. Demak, bizda qoida bo'yicha nima bo'ldi? Bu formulamizda eng kattasi bu. O'sish tartibida degan bo'lsa-da sonlarni kamayish tartibida yozing. Demak, eng kattasi b ekan. B keyin kattasi bu d, keyin esa a, keyin esa s. Bu javob bo'ladi bizda. S. Keyin esa s. Ustoz, men shuni teskari qilib yozib olgandim. Xuddi siz aytgan narsa hosil bo'ldi-da. Sonlar har birini teskari qilib yozib olgandim. Keyin 1+1+ qoldimda hamma yozdi. Bo'z o'shandan keyin chiqqan hozir qoidasi. O'zi masalan mana bu narsa mana ikkitasini qatdan kelib chiqayotgan og'zaki tushuntirib beraman. A teng bo'ldi. 23/8 23/65. Bu teng degan 1-17/23/65 keting. Endi b teng bo'ldi 43/48 43/65. Bu ham teng bo'ladi 1-17/43/65. Mana endi ikkita kasr kelib qoldi. Solishtirsam, mana bundan qancha katta son ayirsam, shuncha kichkina son hosil bo'ladi. Endi surati bir xil bo'lsa, mahraji kattasi kichkina bo'ladi bizda, to'g'rimi? Mahraji kichkinasi katta bo'lgandan keyin birdan kattaroq sonda surati mahraji qancha kichkina bo'lsa, bu katta bo'ladi. Birdan kattaroq sonda ayirsam, kichkinaroq son hosil bo'ladi. Birdan kichkinaroq sonda ayirsam, kattaroq son hosil bo'ladi. O'shaning uchun b a dan kattaligi ma'lum bo'ladi. Bunaqa yodlatib o'tirmayman-da, mana shu qoida bo'yicha ishlaysizlar. Keyingisi, uchinchisi 1375 ko'paytirib 128 ko'paytirib 975 2015 2015. Aytayotdiki, son necha xonali son bo'ladi deyapti. Xo'p, ana endi bu 3 va 5 larni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu 13 ko'paytiruv 100. 100 da 2 ning ikkinchisi, 5 ning ikkinchisi deymiz. 675 degani 625 ga bo'lsanglar buni 625 23 27 ko'paytiruv 25. 27 degani 3/3-chisi. 3/3-chisi ko'paytirib 5 ning 2-chisi. Ko'paytirib 128 degani 2 ning 7-chisi. Ko'paytirib 925 degani 39 ko'paytirib 25 degani. 39 ko'paytirib 25 degani 3 ko'paytirib 5 ning 2-chisi ko'paytirib 13. 39 2 ga bo'ldi va +2015. Tushunarli? Ana endi bu yerdan ikkilarni nechtaligini sanayman. 2 2 ta ekan, 9 ta ekan. 13 dan 2 ta ekan. 13 ikkinchisi ko'paytiruv 2 ni 9-chisi ko'paytiruv 3. 3 nechta ekan bizda? 3 dan 4 ta ekan. 3 ni 4-chisi ko'paytiruv 5 ni 4 6-chisi. 6-chisi 5 ni 6-chisi +215. Oxirgi raqam bo'lsa bu nechta raqam degani buni? Nechi xonali son degan. Ha, nechi xonali son bor. Ana endi hisoblasam 2 ning 6-chisi bilan 5 ning 6-chisi 2 ning 6-chisi bilan 5 ning 6-chisi 10 ning 6-chisini beradi. 169 teng deyman buni. 169 ko'paytiruv deyman. 2 ning 6-chisi ketgandan keyin 2 ning 3-chisi qoladi 8.
ko'paytiruv deyman. 3 chi to'g'ridan tisa deyman. Necha bu? 243. Yo'q, 81. 81. Va ko'paytiruv deyman. 10 ni 6 tisa. Plus 215 kerak emas menga, chunki mana 6 ta 0 paydo bo'lgandan keyin raqamlarni o'zgartirmaydi. Endi bizlar og'zaki hisoblaysizlar. Mana bunda 6 ta 0 bor. Buni hisobini olishinglar shart emas. Tushunarlimi? Masalan, mana buni 10 ga ko'paytiringlar. 4 xonali son bo'ladi. 4 xonali sonning orqasiga yana 2 ta sonni yozsanglar, 6 xonali son bo'ladi. 6 xonali songa 6 xonali son, 12 xonali son bo'lar ekan. Javobinglar D bo'ladi. Ya'ni ko'paytirib o'tirishinglar shart emas. Sizlardan xonalarning raqamini so'rab, taxminan hisoblaysizlar-da. Mana buni hisoblaveringlar. 170 deb olsanglar hech narsa o'zgarmaydi. 170 ni 8 ga ko'paytirsanglar ham, 10 ga ko'paytirsanglar ham, bu baribir o'sha boshli raqam o'zgarsa, xonasi o'zgarmaydi. 170 10 ga ko'payib 1700 chiqadi. 1700 100 ga ko'paytirsanglar ham, 8 ga ko'paytirsanglar ham, boshli raqamlar o'zgarsa, soni o'zgarmaydi, chunki 810 ga yaqin-da. 4 xona bu 2 xona beradi, bizada 2 ta 0 bergandek. 6 xona, 6 xonaning orqasida 6 ta 0 bu 12 xona bo'ladi. Teng bo'lar ekan 12 xona. Javoblar bo'ladi bizada D. Keyingisi 4-tasi. Uchik minus 2y. N plus 2-ga. Uchik minus 2y. Teng N plus 2-ga. Va 2x plus 3y teng bo'ldi m plus 1ga. Sistema tenglamalar sistemasi yechilishining abssissasi musbat, ordinatasi manfiy bo'ladigan m ning nechta qiymati bor? Ya'ni odatda bunday savollarda bittasini so'raydi, bizda abssissa ordinata. Buna holatda nima qilasizlar? Bir marta x topib ishlaysizlar, bir marta y topib ishlaysizlar, javoblarni umumlashtirasizlar. Bizda birinchi abssissasi nimadan tuzilgan? Abssissa musbat, ordinatasi manfiy. Aytdikki, x 0, m qanaqa bo'lganda? M qanaqa bo'lganda? Abssissa musbat, ordinatasi manfiy bo'ladi. Demak, buna holatda nima qilasizlar? Bir marta x ni yo'qotib yuboramiz, bir marta y ni yo'qotib yuboramiz. X ni yo'qotish uchun tepani 2 ga past 3 ga ko'paytirsam 6x minus 4y teng bo'lar ekan m 2 ga ko'paytirsam 2m plus 4. Keyingisi buni 3 ga ko'paytirsam 6x plus 9y teng 3m plus 1. Keyingisi sistema mana endi buni 3 ga buni 2 ga ko'paytirsam 9x minus 6y 3m nima deysiz? 3m plus 3 emasmi? Ha, mana 3 mi? Va endi pastini 2 ga ko'paytirsam 4x plus 6y 2m plus 2. Mana shundan ikkalasini topasizlar-da umumlashtirib qo'yasizlar. Mana bu yerdan ayirib yuborsanglar, pastdan tepani ayirsanglar bu plus bo'lib qoladi 13y teng deysizlar, pastdan tepani ayirsanglar m minus 1 bo'lib qoladi. Endi bu yerdan ayirib yuborsanglar, qo'shib yuborsanglar 13x imiz teng bo'ladi 5m plus 8. Ana endi biz mana bu yerdan y 0 dan katta bo'lishi kerak deyapti. Demak y imiz teng ekan bizada nima? M minus 1 taqsim 13 0 dan kichkina deyapti. Bu holatda nima bo'lishi kerak? M imiz kichkina bo'lar ekan 1 dan. Keyingi holat x imiz x teng deyapti 5x plus 8 taqsim 13. Bu 0 dan katta deyapti. Bu yerdan x bo'lsa m imiz katta bo'lishi kerak ekan minus 8 taqsim 5 dan. Demak m nima bo'lishi kerak ekan? M tegishli bo'lishi kerak ekan minus 1.6 dan 1 gacha bo'lishi kerak ekan. Xo'p, savol nima degan? N ning nechta butun qiymatida? Bularning orasida nechta butun bor? M teng minus 1,
0 2 va 0 ikkita qiymati deysizlar. Tushunarli, bu javob bo'ladi bizda D. Keyingisi 5-inchisi. X kichkina y kichkina 0 kichkina z kichkina 1. X kichkina y kichkina 0 kichkina z kichkina 1. Sisteme berilyapti. Y modelda y katta ekan, z da. Partikan z dan bo'lsa x plus y o'zi ekan. X plus y minus z minus x minus y minus z z plus x plus y x plus y minus y minus z minus minus z plus z minus x. İfodani soddalashtiringlar. Ana endi qaranglar. Buni o'zi oddiy tengsizlikni qoidasiga qo'yib ishlursanglar bo'ladi, lekin buni nima qilishinglar kerakki? Qiymat qo'yib ishlasanglar bemalol chiqadi. Tushunarli, son qo'yib tashlasanglar bemalol chiqasizlar. Demak, birinchi usul qaranglar, nima qilamiz? Birinchi usul. Mansoro ishlash kerak bo'lsa, z teng nimani yarimga? Z teng yarimda, y teng minus 1ga, x teng minus 2'ye deyman. Şunarlı x, y, z törnüge kıymet koyu oldu. Anayla x plus y netçe bölgede bende? Minus 3. Minus 3'ye minus yarım. Minus 3 yarım. Kengisi x'ten y'ye ayıraman. X'ten y'ye ayırsam minus 1 bölgede. Minus 1'ye bu. Minus yarım. Minus yarımım manla qabab çıkardı. Minusum modul içinden plus bab çıkardı. Modul bagenden ki. Minus yarım ve x'ye y'ye koşaman. X'ye y'ye koşaman. Minus 3 plus 3 bab çıkardı bu. Ve y'den z'de ayıraman. Y ayrı z. Minus 1 yarım. Minus 1 yarım. 1 yarım bab açılan. Oldu da man 1 yarım. Ve ahirgesi z'den x'de ayıraman. Z'dan x ayırsam bu minus minus bu 2 yarım bu çıkardı. Plus 2 yarım. Ana endi buni hisoblashib qoldi. 3 yarım 2 yarım 6. 6'dan 2'ni ayıraman 4. 4'ga 3 qo'shaman 7. Ana endi javoblariga qo'yib ko'raman. Javoblari C'ga qo'ysam minus 2x minus 2y deyapti. Endi misol uchun minus 2x minus 2y. 2'ni 2'yi ko'paytiraman. Minus 4. Minus 4'ga. Shunaqamiz. Minus 4. Buni adashmadim, Mametda. 6 bo'lar ekan bu. Altıdan 4. Yo'q, to'g'ri hisobladim. Ora hisobladi faqat oldida minuslari bor o'zi. O'sha bilan. Yo'q, hozir qiymat to'g'ri chiqmayapti-da. Minus 2 ga, minus 4 ga, minus 2, minus 6 bo'lib qolibdi-da. Javob emas. Plus minuslarda adashmadimmi yozganmi? Z minus x oldida plus, y minus z oldida minus, x plus y oldida plus, x minus y minus z oldida minus. Ve x plus y minus z. Kıymatlar koşken adaşmadım ha? X, y. Minus 3. Minus 3 yarım. 3 yarım çıkardı bundan. X'den y'ye ayıramız. Bundan buna ayıramız. 1 oladı. 1'dan buna ayıramız. Yarım. Minus yarım. Kengiz x, y. Minus 3. Plus 3 çıkardı.
Y'den Z'de ayıramam. Bundan bunu ayıramam. Ustaz. Ne be? X'den Y'ye ergenizde minus 1 böyle diyor. Minus 1'e 0,5 bese. X ayrı Y. X'den Y'ni ayırsan minus 1. Minus 1'den bunu ayırsan minus 1'i ayıramam. Siz 0,5 yazdınız. Ama ben sizden ben 1,5 olsam ama 6 çıkardım. Bu yanıtın 6 bölgeni. Kıymeti gen, x gen, y gen, şu sonlu koysaylar var. Bu birinci usul. Şimdi ikinci usul. İkinci usul ne yapıladı? Şimdi. Hop. X, y. Y, z'den katta bölgeni için bu anık manfiye açıladı. Çünkü y gözü z'den katta mı? Bu manfi son, manfi sonla bütün sonla ayırırken de y, z'den katta olsa, ben iki tas manfi olsa, bu manfi açılsa, minus x, minus y, plus z. Yani x'den y'ye ayıramma, ve z'de ayıramma, metten. Minus da tas karga olsa, y, plus z bulur. Y, z'den katta bulunan için bu manfi son, manfi sonla, manfi sonla ayırsa, manfi son bulan, bu ya musbat açıladı, değil mi? Amında, plus bu getirdiğini, x, minus y, minus z bo'ladi. Va x ga y ni qo'sh, ikkita manfiy son qo'ssa manfiy son chiqadi. Minus x minus y. Y dan z ayiraman. Y dan z ayirsam, y bundan katta, masalan minus 3 ga 1 deydi. Bu manfiy son chiqadi. Manfiy son chiqqandan keyin oldidagi manfiy bilan plus bo'lib ketadi bu. Plus y minus z. Z dan x ayiramiz. Z dan x ayirsak etvar verasına z y'den kichkina bo'lgandan keyin minus x'ni modullardan kichkina bo'ladi. Bu ham manfiy ochiladi. Minus z plus x. Ana endi qisqartirsak bularni. Z bilan z ketadi. Keyin esa x'lar ketadi. X bilan x ketadi, y bilan y ketadi. Mamatda 2x. Bular ham ketadimi? Yo'q, bular ketmadi. Mashta hozir bir minut. Mamatda z la ketib qolish kerak edi yo'q. Hozir hozirdan tekshirib olmanman. Qatta xatoligi yo'q qo'ydim. Y dan z tayirsam manfi son çıkardı. Manfi olsa aldı minus y plus z. Kanı bunu ki mama. Minus y olsa bu minus y plus z aldı bana y minus z. Z'den x sayırsam ha, bu musmat oladı mama. Z'den x sayırsam o zaman manfi aldı manfi buna musmat bok getirdi. Bu musmat açılan plus z. Ha, bu minus plus z. Minus x bo'ladi. Bu mana bu ketadi. X boyiga moment degani o'chirdik. 2y minus 2. Ya'ni bu yerda sal adash ihtimollar var. Ya'ni ushlab turishingiz kerak edi. Bu manfiy musbat, lekin buni moduli bundan keyin shunaq paytda agar ishlayman desanglar, son qiymatni qo'yib ishlasanglar ham adashmaysizlar, bunaqada ham ishlasanglar ham adashmaysizlar. Tushunarlimi? Ha, minus bo'ladi. Tushundinglarmi? Qanaqa ishlanishini. Ya'ni unaq paytda men buni nima olib tashlayman. Agar men shuni men o'zim qanaqa ishlayotgan bo'lsam, men birni ham olib tashlayman. Endi o'zim xohlagan sonni qo'yaman. 1 minus 1 2 deb yozaman. Unaqa yarimlar bilan ham ishlab o'tirmayman. Chunki 1 umuman ahamiyati yo'q deyman menga. Hech narsani hal qilib bermayman. Bu proses bilan chalg'itish uchun son qo'yilmasin deb qo'yilgan. Aslida o'chirib tashlab ishlasanglar ham hech narsa o'zgarmaydi. Masalan, zetga bir ob ishlaydi, hech narsa o'zgarmaydi. Yoki men ham zetga bir ob ishlavdim, to'g'ri chiqdi. Chiqadi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim, mana bu narsa hech narsani hal qilmaydi. Tushundinglarmi? Ya'ni shu narsaga e'tibor beringlar. Ham modul y katta z ahamiyati bormi, ustozim? Ha, ahamiyati bor, chunki y dan z ayirganingda yoki z dan y ni ayirganingda musbat yoki manfiy chiqishini hal qilib beradi bu. Ahamiyati bor. O'shaning uchun momentda hal qildim mana momentda. Y, Z ile yapalım. Bana Mehmet'te halkı verdi şu. Y, Z'den katta razı oldu. Minus 3'ke 2.
Üçüncü manfi. Bazı joylarda rol oynaydı. Kengisi, altıncısı. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat. İkinci modül manfi sanıyımız mı? İkinci modül. Bu manfi buladı, şunun için plus buladı benimce de şu. Oldu. Ana şu. X, G, Y bu manfi son. Ha. Manfi son bu ha. Manfi bu. Oldu da minus buna plus açtık. Ana şu plus buladı. Plus buladı. Keyin. Plus X. İşler benimce özgürmeydi o. Ustaz doğru degan ku. Yo, bu yerde oldu minus buna açken de benimce. Domla. Ana şu plus buladı ha. Plus ya, X, minus Y. Minus Y, minus Z. Bu. Keyingisi, altıncısı. A kvadrat, B kvadrat, C kvadrat. C kvadrat, minus 5A, plus B, plus 3C, minus 7. Etot ki, ifade en küçük kıymetli yarışken de, logaritma A asaska kora B ise, bu minimum bolsa da attı, logaritma A asaska kora B ise na sabla da attı. Şurasını anlatmayın. Şimdi bunu to'liq kvadrat ajratishlar kerak bo'ladi. To'liq kvadrat ajratsam a minus 2 yarim ni kvadrati plus b plus yarim ni kvadrati plus c plus 1 yarim ni kvadrati desam bo'ladimi? Endi o'zimcha son qo'shib olishim kerak bo'ladi bu yerga. Yo'q, aslida ustoz qizig'i yo'q. Bizga a desin. Men shuni aytmoqchimanki, mana 7 bo'ladimi, 60 bo'ladimi? Son qo'shganinglar bilan sizlardan shartni mana menga berganda A B sini topasizlar bo'ldi. Buni eng kichkina qiymati mana bilan 0 ga teng bo'lganda amalga oshadi. Bu yerdan A teng deymiz 2.5. B teng deymiz minus yarim. C teng deymiz minus 1.5. Ana endi logaritmga qo'ysam mana logaritm 2.5 asosga ko'ra ikkita manfiy sonni buni bunga ko'paytirsam nechchi bo'ladi? Bu 5 taksim 2 deyilik. 5 taksim 2 bu 1 taksim 2, 3 taksim 2. 0.75. 1 taksim 2, ko'paytir 3 taksim 2, 3 taksim 4 bo'ladi mana. Bizdan musbat manfiy mi deyapti? Bittasi bir oralarda. Ishorasini aniqlang deyapti. Bu degani asosi 1 dan katta, darajasi 1 dan kichkina. Bu degani manfiy degani. Bo'ldi. Tushunarli? Ishorasini qanaqa aniqlaymansa darajalariga qaraysizlar. Agar asosidan chiqqan natija o'zidan kam bo'lsa, demak bu manfiy daraja bo'ladi. Bu bo'ladi bizda bir. 7-chisi. Agar a teng 13/4 bo'lsa, a kvadrat minus 2a A kvadrat minus 2A minus 3 minus A minus 1 biz aslında A kvadrat minus 9 taksim A kvadrat plus 2A minus 3 minus A plus 1 A kvadrat minus 9 bo'lsa buni toping deyapti. Nima qilasiz shunaqa? Ko'paytuvchilarga ajratasizlar. Ko'paytuvchilarga ajratsanglar, mana a minus 1 a plus 3 ga ajraladi. A minus 3 a plus 1 ga ajraladimi? Ko'paytuvchilarga ajratsanglar mana. A plus 3 A minus 3 A plus 1 ga ajraladi. Minus A minus 1 A kvadrat
Mesela A minus 3 ile yazıp koyalım. A plus 3. Taksam. A plus 3. A minus 1. Minus. A plus 1. A minus 3. A plus 3. Kuzeyle ne mi koru açıyordu? Mangi kuru mu oldu? Şimdi maşinin özlü kullarını mı çıktı? Bilmedim yani. Qiynalib ketadi, yo'q, masti ko'rinish kerak hozir. Umumiy ko'paytuvchi qasdan tashqariga chiqarishmi? Umumiy ko'paytuvchi yo'q debatta. Umumiy ko'rinishga qo'yib ishladi. Umumiy ko'paytuvchi ildiz osti a minus 3 emasmi? Suratdagi. Bilsak t kvadrat bo'lib qoladimi o'sha ikkitalik. Başka ne yaptık ya? Ildizosti A minus 3 ne? Şurada sodalashadi. Ustoz oddiy son qo'yganingizda ham bir past chiqdi lekin yana bilmadim. Yana chiqadi. Ildizosti a minus 3 ni qosdan tashqariga chiqarsak, surat mahrajdan mahrajdan esa ildizosti a plus 3 ni chiqaramiz. To'g'ri. Masini chiqarsanglar hozir. Keyin qisqarib ketadi biz. A minus 3 qosdan tashqariga olsa a minus 3 qoladi. A plus 1 minus a minus 1 minus aslında a minus 3 ve a plus 3 kalana. Buradan a plus 3'ü taşkar görsem minus aslında a plus 3 a minus 1 minus a plus 1 İldiz astıda A minus 3. Demek oranda indi karayla. Mamet'te minus kostan tashqari yosam. Minus kostan tashqari yosam. Mamet orna alışadı mı? Bir xil narsa bo'lib qoldi mı? Qisqartirasizlarda bu teng bo'lib qoladi. Minus İldiz astıda. Bitti İldiz astıda olaverasizlar. A minus 3. A plus 3 bo'lib qoladi. Ana endi qiymatni qo'yasizlar. Sizlarga oson kelib chiqadi. Tushundinglarmi? Demak, javobinglar kelib chiqadi. Mana tepasiga yozing, joy ketmasin. Shu teng deganmiz. Minus ildiz ostida. A plus 3. Bu ishlar osonroq chiqadi-da. Teng bo'ladi javobinglarda. Keyin esa 8-chisi. M minus x kvadrat, y teng oldu. Endi qaranglar, mana bu yerda ikkinchi usulni ham o'rgatib ketdim, y kelgan. A qiymati turibdi-yu. A ning qiymati. Men a ning o'rniga bitta son qo'yib yoraman. Istalgan bitta sonni qo'yaman-da, men bundan aniqlanish sohaga kirish mumkin bo'lgan 5 chama, 4 qo'yib yoraman-da. Masalan, 5 chama qo'yib yorsam 4 chiqadi. Qisqarib ketishini xossasini aniqlab keyin ishlasam ham bo'ladi. Osilani chalg'itmaylik. Bu fikr buni. M minus 2 na x kvadrat minus 2x plus m plus 1. Parabola y teng bo'ladi. Minus 2x plus 4. To'g'ri chiziqqa uringan bo'lsa, shu urinish nuqtasining ordinatasini so'ra. Demak, urinma tenglamasi dotda mashinaga tengdir.
Tushunarli? Bu o'rinma tenglamasidan k nimaga teng ekan? Minus 2. Minus 2 ga. Tushunarli? Demak, buddan o'rinmadan qanaq topamiz? Hosil olamiz. Hosil olsam bundan 2 minus 2 x minus 2. Tushunarli? Bunga endi x nolni qo'ysam, hop 2 minus 2 x 0 minus 2 teng bo'larkan nimaga? Minus 2 ga. Tushunarli? Bunda m teng bo'larkan nimaga bo'ladi? Bu 4 ga teng bo'ladi. Mana bu 0 ga teng bo'ladi. Bu 0 ga teng bo'lsa, m buni 0 ga teng bo'lish kerak, x 0 ni 0 ga teng bo'lish kerak. Tushunarli? Buddan mana bu narsa hal bo'ldi. Ana endi mana y normal bo'ladi. Hozir o'rinma tenglamasi nega teng? Qaranglar, o'rinma tenglamasi teng bo'ladi. fx0 x minus x0 plus y0. To'g'rimi? Mana bu narsa bizga k ni beradi. Mana bu narsa k ga teng. Mana bu x ga teng. Endi bu yerda x minus nimadir emas-ku. Buni ochib chiqsanglar. Mana k bo'lsa, k x plus minus k x 0 plus y 0 ila teng bo'lar ekan mana menga 2. Yoki mana x 0 da ham qiymati bor bizda. Teng ekan minus 2x plus 4. Plus 4. Mana shunda endi o'ylaymiz-da mana bizga k esa teng ekan minus 2 deb aytamiz. Chunki k buni oldin endi mana ikkalasini yig'indisi 4 ga teng bo'lsa, mana bitta bizda 2 xil qiymat bor-ku. Demak, yo bizda m 0 ga teng yoki x 0 m teng 2 yoki x 0 0 deb bo'lsam, 0 deb bo'lsam x 0 da, agar mana bitta 0 bo'lsa, y 0 4 ga teng bo'ladi. Y 0 4 ga teng bo'lsa, demak x 0 ham teng 0 bo'lib chiqadi. 0 ni olib kelib qo'ysam 0 bo'ladi, 0 bo'ladi. Endi topishim kerak bo'ladi. Endi topgandan keyin bu qiymat topib kelib qo'ysam y kesib o'tish nuqtasi kelib chiqadi. Tushundinglarmi nima bo'lganini? Talpa. Ya'ni o'zi shunaqa ish ko'p narsa-da bu. O'zi bizdan oddiy narsa so'ragan ekan. Urinish nuqtasini ordinatasini so'ragan ekan. Urinish nuqtasini ordinatasi bu nima bizdan? Y0. X0. To'g'ri. Bo'ldi, to'g'riga teng ekan-da. Javoblar teng chiqadi. Nima bo'ldi, to'g'ri degan javob. Men savol oxirigacha o'qimay kerak ekanman. Xo'p, davom et. Shunda birdan bunday ishlarni qilmasdan y minus 2 x plus 4 ga x ga 0 berib birdan topsak bo'ladi, to'g'rimi? Nima qilib topsa? Y 0 deb topish o'zini anonim float formulasi x ga 0 berib shunday qilsak bo'ladi. X ga 0 berilmaydi. X 0 qiymat qo'yiladi. Bu tenglamasini y 0 bilan parabolani y 0 bilan farqi bor. Asadbek, adashdimmi? Bu y 0 formulasi boshqa, o'rinma tenglamasidagi y 0 bu boshqa narsa. Bo'lchini. Rahmat. Keyin 9-chisi. Nechta butun yechimi bor deb? Tengsizlikni. Ish ko'p tengsizlik ekan. Bu x minus x kvadrat minus 2 x minus 3 kvadrati ko'paytir logaritm necha asosga ko'ra? Logaritm 0 asosga ko'ra. 0,3 asosga ko'ra x kvadrat minus 3x plus 6 taqsim sinus 5x minus y taqsim 2 0,6 asosga ko'ra x kvadrat minus x minus 4 plus 4. Bu nechinchi darajali misolni o'ylaysizlar? 3-chi bo'lsa kerak. 4-chi daraja bu. To'g'rimi?
Sen adashtiradi odam. Chunki qaranglar, nimaga 4-chi qaray? Birinchidan tengsizlik bor. Kvadrat tenglama bor, logaritm bor, trigonometriya bor, ko'rsatkichlik bor. Ya'ni 5-chi darajaga osonlik qiladi chunki bitta etapda buni boshqa narsalarga bog'liq, lekin bu 4-chi darajaga bog'liq desak bo'ladi. Ana endi aytdik-ki, nechta butun yechimi bor deyapti. Buni ko'paytuvchilarga ajratib, 0 ga teng bo'ladigan qiymatlarni yozaman yoki yozib o'tirmayman. Agar 0 ga teng bo'lmasa, tashlayveramiz funksiyani. 0 ga teng bo'ladigan qiymati mavjud bo'lmasa, funksiyani tashlab ketaveramiz. Hop, endi buni ishlasak, qaranglar. Ma'mana qiymatlari nima bo'ladi? 2 bilan minus 2 bilan hozir bu ko'paytuvchilarga ajratsam bu minus bo'ladi-da x yo'q bu ko'paytuvchi diskriminant 0 dan kichkinami bizda hozir bu? Ha, shunday. Buni tashlab yuboramiz. Diskriminant 0 dan kichkina bo'lgani uchun ana plus ekan-da, mana ajralarlar. Mana plus ekan. Ana endi bu x o'rniga 2 ni olamiz va minus 1. X teng bo'ldi. X 1 teng 2. X teng minus 1. Minus 1 qo'ysam ham javobim to'g'ri chiqadi. Hop, endi 3, mana endi 0 bo'lingan diskriminant 0 dan kichkinami bo'ldi. Endi qaranglar, logaritm ortiqcha turibdi. Buni 0 ga teng bo'lingan qiymati yo'q, lekin 0 ga teng bo'lingan qiymati bo'lmagani uchun nisbatni manfiymi, shuni hal qilishimiz kerak. Buni eng kichkina qiymati nechaga teng? Oltiga teng. Yo'q. 2 minus 3 bo'lsa, 2 kvadratdan 225 chiqsa, 375 chiqadi. Eng kichkina qiymati 375 bo'lsa, taxminan 4 deylik, eng kichkina qiymati 4 va 4 dan cheksizga ketsa, 0.3 cha qaysi darajasi 4 ga teng bo'ladi? Manfiy daraja. Demak, bu bizda bilishinglar kerak ekanki, bu bizda umumiy hisobda 0 dan kichkina. Tushunarli, o'chirib tashayotganda ishoraga ta'sir qiladi. Tushundinglarmi? Prosta tang o'chirib yuboramiz. Endi sinusda eng katta qiymati nimaga teng? 1. 1. Mana 2.71. 2.71 2 ga bo'lsam 1 dan katta son chiqadi. 1 dan katta sonni 1 dan ayirib tashlasam bu ham har doim manfiy son. Bu ham nima bo'ladi? 0 dan kichkina. Lekin ikkita 0 dan kichkina bir-birini o'chirib tashlaydi mana. No, bu ishorani o'zgartirmaydi deb kelasiz. Tushundinglarmi? Ha, mana buni eng katta qiymatini topishinglar kerak. Eng kichkina qiymati nechaga teng desa, x minus yarim kvadratimi bu? Eng kichkina qiymatini topsanglar buni, x minus yarim kvadrat bo'lsa, u 3 dan kattaroq son chiqar ekan-da darajasi. 0.6 ning 3-chi darajasi nima bo'ladi? Kamayib ketaveradi. Bu ham manfiy bo'ladi bizda. Hech qachon 0 ga teng bo'la olmaydi bu. Tushundinglarmi? Chunki mana buni eng kichkina qiymati, eng kichkina qiymati musbat sonni bu ma'lumga keladi mana x minus yarim ning kvadrati plus nechidir qilasizlar. Tushunali? 375. Ya'ni eng kichkina qiymat 3 dan ham katta son ekan-da, natural son ekan. Demak ya 0.6 ni musbat butun darajalari mutlaq emas. Musbat 1 dan katta darajasi o'zidan kichkina bo'lib ketaveradi. 0.6 ni kvadratini olinglar, 0.36 bo'ladi. 0.36 ni yana 0.6. Bu demak hech qachon 0.6 dan kichkina son chiqaveradi. Bundan ayirib tashlasanglar, bu ham manfiy bo'ladi. 0 dan kichkina bu ham. Tushundinglarmi? 0 dan kichkina. Ana endi qiymatlari bu berar ekan, bu berar ekan va bu ikkalasi berar ekan. Bu ikkalasini qo'yib chiqamiz. Qiymatlari minus 5. Mana minus 5. Keyingisi. Hop, minus 1. Minus 1 bo'yaladi. Minus 1 bo'yaladi. Keyingisi. 2, 3, 5 ekan. 2, 3, 5 minus. Hop, 2 bo'yaladi. 3. Bo'yaladi. A 5 bo'yalmaydi. Ana endi buni chizib olamiz.
Al karayla. Endi. Mankite minus bir birini yedir vardı. Mehmet'te minus var ve Mehmet'te bitti minus var. İlk sallada menfi bu gence. Bu mola bu yedirlik etendi. İşaramız plüsten başlan oraya. Plüsten deyimiz. Endi bize de kvadratlar borcaydı. Strif koyamız. Fakat yine 3'te strif var eken. Çünkü bu x minus 3'ten kitiyiz var. Kogene de bittiler. Şimdi bu bulunduğu da manfi, manfi, musbat, manfi, musbat bula. Bu zaten bana Mehmet soru attı. Ama oralık kırket uğradı. Demek ki x tegisli değiliz. Minus 5'ten minus 1 geçe turadı ve 2'den 5 geçe kırmıyla. Çınarlıyım. Şimdi minus 5'ten 1 geçer. Minus 4, minus 3, minus 2, minus 1. Minus 1 kırada. 2, 3, 4, 5. Yani 5 kırmıyla. Cevabımız 7 deyken. 7 deyken cevap sayıp olayla. Çınarlıyım. Kıyın eken mi? Kıyınmaz eken mi? Yani işler kısa kıyınmaz. Şimdi sizlerle çıntırıp yorgan için koptu etiyle. Başına fikirleş burgan şükürleyken. Ortanchi darajalik yo'q, qiyin deb olaveramiz. Yo'q, o'zi qiyin bo'lgani va bir xil 4-chi daraja misol bor, ishlab bo'lmaydi. Bu ishlasa bo'ladigan misolda. Lekin bundan qiyin chiqmaydi. Buni qiyindan berishdan maqsad sizlarni duxilani sindirish emas. Yoki mana ishlab ko'r deish emas, faqatgina sizlar biladigan mavzuni bilmaydigan qismidan berib turib takrorlashga majbur qilish bo'ldi. Ozgina fikrlashga o'rganish. Qiyinni maqsadi shu. O'rtani maqsadi darajalarni ushlab turish. Osonni maqsadi haqiqiy darajalarni bilish. Uchta testda aloqada maqsadi bor-da. Demak, x minus 2 minus x plus 2. X plus 2 minus ekanmi? Minus x minus 3 plus 6. Kichkinayken x'da. Ah, tengsizlikni yeching deyapti. Ah, endi Mehmetdan 3 qo'sdan tashqariga chiqarib yuboraman. 3 qo'sdan tashqariga chiqarib yuborsam nima bo'ladi bu? X minus 2 modulda minus x plus 2 minus Mehmetdan 3 qo'sdan tashqariga chiqarib 2 ni qo'sdan tashqariga chiqarib yuborsam bu 2 bu qoladi plus x minus 3 o'zi qoladi. Minus x kichkina keting. Yoki kichkina keting x dan deymiz. Shundaylari Mehmetdan x 2 ni qo'sdan tashqariga olsam 3 minus x bo'ladi. Modulni ichini o'rnini alishtirib olsam hech narsa o'zgarmaydi. X minus 3 x minus 3 oldida 2 minus bor. Shuning uchun plusligi qoldi. Ana endi buni oraliqlar usuliga qo'yib ishlaysizlar. Oraliqlari 4 ta oraligi bor buni. Demak, 0 qiladigan qiymati minus 2, minus 2, 2, 3. Demak, bu birinchi chorak, ikkinchi chorak, uchinchi chorak, to'rtinchi chorak. Birinchi chorakni ishlayman. Hammasi manfiy ochiladi. Hammasi manfiy ochsam, minus x plus 2, manfiy bo'lar, manfiy musbat bo'lib ketadi. Plus x plus 2. Minus x plus 3 kichkina keting x'da. Ana endi buni ishlasam bu bilan bu yo'q ketadi. Bu 4 bo'ladi, 7 bo'ladi. Bu 2x kichkina 7 dan x nima bo'lar ekan? Katta ekan. Ana mana bu yo'q bo'lsam x ni katta yoki teng bo'ladi nimadan? 7 dan. Bu bo'sh to'plam. Chunki x ni manfiy son bo'lishi kerak menda. Tushundinglarmi? Mana bu bo'lsa 2x ni katta bo'lib qoldi 7 dan 2x hech qachon 7 dan katta bo'la olmaydi chunki x ni manfiy son ma'no oraligi emas. Ikkinchi oraliqni ko'ramiz. Ikkinchi oraliqda endi bizda ma'no musbat ochiladi. Bular manfiy ochiladi. Demak minus x plus 2 bu musbat ochilsa minus x minus 2 minus x plus 3 kichkina yoki teng x da. Ana endi bunda minus 3x bo'lsam 4x bo'ladi. Bu 2 bilan 2 ketadi. 4x ni katta ekan. 4x ni katta ekan nimadan? 3dan. 4x ni 3dan katta desa, mana qaysi oraligini bildi?
qiymati qolib ketdi. 2 ni. Ha, demak x ning katta ekan 4 taqsim 3 dan. O'zi x ning qaysi oraliq dedi? -2 dan 2 gacha emadi. Bu 2 dan kichkina son bo'lgancha x tegishli deyman. 4 taqsim 3 dan 2 gacha degan javobni olaman. Chunki oraliq deyman, ikkinchi oraliq mana -2 dan 2 gacha. Keyingisi 3-chi oraliq qolamiz. 3 taqsim 4 bo'ladi. Ha, 3 taqsim 4 o'zi. 4 taqsim 3 yozaman. 3 taqsim 4. Ha, endi 3-chi oraliqda demak, mana bu ikkalasi musbat, bu manfiy ochiladi. Ikkalasi musbat olsam x minus 2 minus x minus 2 minus x plus 3 kichkina keting x dan. Ana endi bu yerdan ayirib tashlasam bu bilan bu yo'q ketadi. Minus 4 minus 1 bo'ladi. 2x katta ekan. 2x katta yoki teng ekan. Nimadan? Minus 1 dan. A, x katta yoki teng. Minus yarim dan. Bu javob bizada xato. 3-chi choraga musbat bo'lgani uchun bu bo'sh to'plam. Endi 4-chi choraga qolamiz. Hammasi musbat bo'ladi. Hammasi musbat bo'lsa, demak x minus 2 minus x minus 2 minus x plus 3. Tepaga qarab olganda adashmadimmi ma'lum? Minus x plus 3. Hop, x minus 2 minus x minus 2 minus plus x minus 3. Nima bo'ladi? Kichkina keting x dan. Bunu hisoblasam x bilan x ketadi, x bilan x ketadi. Bu nima bo'ldi? Minus 7 kichkina yoki teng 0 dami qoldimi? To'g'rimi? Bu nima degani? Bu to'g'rimi? Demak, x teng bo'lganda x 3 dan cheksizgacha hamma javob bo'laveradi. Ana endi bizdan savol nima degan? Tengsizlikni yeching. 3 taqsim 4 dan cheksizgacha ketaverar ekan. Chunki umumiy javobni birlashtirsam, uchinchisida kesmani o'zi bo'lmaydimi javobi? 2 3. 2 dan 3 gacha. Yo'q, x minus yarimdan katta deyotdi-da, bu xato deb bizada. Mana shu adashmadimmi deb tekshiraman hozirdan. Ustoz faqat anu birinchi, ikkinchi holatda oddiy qavs qo'ygansiz, ko'sh to'rburchak qavs bo'lardi-yo. Ma'lummi? Yo, bu teng bo'ladi. Tenglikda muammo yo'q. Domla x minus yarımdan katta bo'lsa kesmanın özü kirmaydı mı? 2'den 3 geçe. X katta yarımdan dörtgeni. Ha, böyle bu doğru iken var. X yarımdan katta degeni. X yarımdan katta bölgeni de bize de. Mavi 2 bana 3 orası şimdi hem katta bize de. Demek x tegishliyken 2'den 3 geçe. Demek 3'ten 3 taqsim 4 dan 2 gacha, 2 dan 3 gacha, 3 dan cheksiz gacha. Demak x tegishli ulanib turadi. 3 taqsim 4 dan cheksiz gacha degan javobni ulab qo'yamiz. Chunki tenglik ishorasi bor-da, tenglik bo'lgandan keyin ulab olsak-da. Endi qaranglar, bu ishlanishi edi. Ana endi buni osonroq testga tushib qolsa qanaqa ishlayman desa, javobidan topasizlar. Birinchidan A bilan D xatoligi ko'rinib turibdi, chunki tenglik ishora bo'lgandan keyin 3 taqsim 4 kirish kerak. A kirmaydi. A javob chiqardi tashlaysizlar. A javob. Endi B da 1 kiryot. Xo'p, B C. Xo'p, C da 3 kirmayapti. 3 qo'yib ko'rsanglar shuni ochiqchi ma'lum, chunki 3 qo'ysam 0 bo'ladi, 0 bo'ladi. 3 qo'yaman, 5. 3 qo'ysam 1 ayru 5. Manfiy son bo'ladi. Kichkina 3 dan 3 degan javob kirgani uchun C ham chiqib ketadi. Menda yo'q, B qotdi yoki D qotdi. B de ham ustoz qarang, 0 da kirmaydi bilan ekan bizda. Kirmaydi bo'lgandan keyin, ya'ni ishlab o'tirmaysizlar. Agar undan savol kelib qolsa, sizlar javobidan topsanglar bo'ladi. Ya'ni ishlanishi ham kerak, ishlamasanglar ham javobini topsanglar bo'ladi. Ish kuni 9 soatdan 8 soatga qisqardi. Ish avvalgacha baholanganda 4% ga orttirish uchun
Al qaraylar. Bu proporsiya masalalarini 9 soatdan 8 soatga ishladi. Ya'ni e'tibor berib qaraydigan narsanglar 9 soatda qanchadir time ishlayotganda ish bitardi. Endi 8 soatda qanaqadir vaqt ishlansa, bular ish proporsiyasi o'zgarmasligi kerak, potensial. Ish haqqi avvalgidek baholanib 4% ga ortishi uchun o'sha joyini tushunmadim, ustoz. Aha, 4% ga ortishi uchun ish unumdorligi necha protsent ortishi kerak? Hop. Bo'tdan. Unumdorligi degani T-ga bog'liqli narsa, u tushunarli. Hozir, hozir. Ish unumdorligi. Hozir. Endi ish haqqi 4% gami, necha foizga? Avvaldek baholangan 4% ortishi uchun ish haqqi 4% ortishi kerak ekan. Va ish unumdorligi necha protsentga oshirish kerak? Ya'ni o'sha oyligini olaverish kerak. O'sha oyligini olganda 4% oshish kerak, lekin qanaqa ko'proq ishlash kerak deydi. Misol uchun mana paytda qiynaldinglar, qalaydi. Masalan, tenglamasini tushunmayapsizlar. Ish haqqini 100 dollar deb oldinglar. Yo'q, 100 dollar emas. 9 ga va 8 ga bo'linadigan soha 720 dollar deb olinglar. 72 dollar deylik kuniga. Masalan, oylik yozasizlar ishlanishi. Oylik teng deysizlar. Ham 9 ham 8 ga bo'linadigan soha 72 dollar deb oldi mana. Ana endi kuniga men 9 soat ishlasam kuniga 9 soat ishlasam soat kuniga soat 9 soat ishlansa men necha pul olar ekanman oyligimni 1 soatiga kunlik deylik kunlik 72 maosh oylik olaman deydi. 1 soatim uchun necha pul olaman? Men shunda 9 ga bo'lsa 8 dollar. 8 dollar. O'zi ish haqqi mandaqa ekan-da asli. Demak 8 dollar soatiga. Soatiga 8 dollar otdim. Endi menga deyapti, aytdiki 72 dollarni olur deyapti. 72 dollarni olur deyapti. Endi 8 soatga olsa 9 dollar soatiga bo'libdimi? Hmm. 9 dollar soatiga. Ya'ni o'sha pulni olurgan deyapti, lekin sen deyapti, kamroq ishlaganing uchun sen kamroq 1 soat kam ishlayapti, ko'proq ishlayapti. Endi ko'proq ish qilishing kerak. Ko'proq ish qilish kerak deganda, ani qo'shimcha mas'uliyat yuklanyapti uni ustiga. Endi 8 dollar olayotgan bola 9 dollar olish kerak. Tushunarli? O'zi 8 soatiga 8 dollar olayotdi. Bu endi soatiga 9 dollar olayotdi aslida. Necha foizga ortibdi? Aytayotdiki 4% ga oshirish uchun deyaptimi buni yana? Hozir shartida aytganki nima degan hozir bir holat. Ish haqqi avvalgidek avvalgacha baholanganda 4% ga ortish uchun 4% ga orttirish uchun ish unumdorligi necha protsent? Bunga yana bittadan nol qo'yish kerak ekan-da 4% ni hisoblab olishimiz uchun. Bu 80 bo'ladi. Bu 90 bo'ladi. Ana endi
4 foizga ortishi uchun 4 foizga oshirsang nechchi bo'ladi bu? Avvalroq hisoblanganda 80 ni 4 foizga oshirsang nechchi bo'ladi? 80 nimi yo 90 nimi? Hozir mashhur savolni mana qurib qoldi. Ish haqqi avvalgidek hisoblanganda, avvalgidek hisoblanganda soatiga mancha pul bergan. Soatiga mancha pul bergan, shu 4% ortishi kerak ekan. 4% ortsa, soatiga nech pullar berish kerak bunga? 8 da 4%, demak 10% 1% bo'lsa 3×2 82 83×2 bo'lish kerak. 83×2 83-2 ne? Savolda sal xatolik bormi deyman de? Necha protsentga orttirish kerak? Bu tutib tursam vaqtimiz ketmasa qaraymiz buni oxirida hozir. Tugata olaylik. 12. Berilgan 3-ta musbat kasr mumkin suratlar 2-4 sonlarga proporsional. Mahrajlarni teskari miqdori esa sonlarga proporsional. Agar berilgan kasrlar o'rta arifmetika 1.42 bo'lsa, shu sonlarning eng kichigini so'raydi. Yangi darsga kerak ekanmi? Abonik da attı. 3'te musbat kasrning suratlar 2-3-5 sonlarga proporsional da attı. Demek. Neticede bu 13. Sonlarga proporsional. 2x, 3x va 4x da attı. Va mahrajlari. Mahrajlari. Sonlarga. Mesela 1, 0.25 ve 0.2 sonlarda proporsiyon. Teskari miqdorlari esa. Mesela anaqa deylik. Sizlarga qulay bo'lishi uchun. A, B, C, D, Y, F deylik. A teng 2x, B teng 3x, C teng 4x. 2-3-4 sonlarda proporsiyon. Endi bir taqsim D. Teskari qiymati deyapti. Qaysi songa 1 ga y deymiz. 1 taqsim y teng deymiz. 1 taqsim 4 y ga va 1 taqsim f teng deysizlar 2 y ga. Mana endi bizadan so'rayaptiki, agar berilgan kasrlarning o'rta arifmetigi 1×2 bo'lsa, shu sonlarning eng kichigini so'rayapti. Demak, sizlardan so'raganki A taqsim D, A taqsim D, plus B taqsim Y, plus C taqsim F. Teng bo'ldi. Biro 42 ni 3 ga ko'paytirsam, necha? Toro 22 mi? 26 mi? Toro 26. Toro 26 bo'ladi. Mana endi Mamatdan qiymatlarni qo'yasizlar, Mamatdan D ni topishingiz kerak bo'ladi. D teng 1 taqsim y. Mametdan y teng nechiligini qiymatini olib qo'ysanglar javoblar kelib chiqadi. Ya'ni mametdan d teng deysizlar 1 taqsim y ga, y teng deysizlar 4 taqsim y ga va f teng deysizlar 1 taqsim 2 y ga. Tushunarli? OK, mametga a, b, c, d larni o'rniga qo'ysanglar javoblar chiqadi. Umumiy qiymatni bergan sizlarga. X taqsim y ga nisbati kelib chiqadi. X taqsim y ga olib kelib mavjudga qo'yasizlar. Qaysi biri eng kichkina chiqsa shu javob bo'ladi. Javoblar D ekan. Keyingisi 14. Ustoz. Qabe. Hozir 12 ni yechdi, endi 13 bo'ladi. Bu 12 mi bu? Bu 13. 13-chi savol. 3-chi xal 12 bo'lgan 3-ta son o'suvchi geometrik progressiyani qatlamni tashkil etadi. Agar 12 o'rniga 9 qo'ysa, 3-ta son arifmetik progressiyani hal qiladi. Arifmetik kesishtasini so'radi, demak. B1, B2 va B3imiz tengdoti 12 ga. Endi A1 teng B1 ga, A2 teng B2 ga, A3 tengdoti 7 ga.
o'rniga buni qo'yib qo'ysa, 9 ekan. Qo'yilsa, arifmetik progressiya hosil bo'ladi. Endi progressiyani xossasidan foydalanasizlar, bu ikkalasini yig'indisa, buni ikkilanganiga teng deysizlar, ya'ni b1 + 9 teng deysizlar 2b2 ga. Mana ikkalasidan ham foydalansanglar, bu ikkalasini ko'paytirmasi 12 ko'paytirib b1 teng deysizlar. B2'nin kvadratı. İlk kelesini okey. Hesapla bitti normalini götürseyler. Cevabı ile okey çıkardı bize de. B degen cevap. Şunlarla işleşke vakti etmezsem sizlerin arifmetikasını okey olma. Bottan ilizasını okey. Bunu okeyseyler. Bitti normalini okey olasın. Röke bot okeyseyler. Kvadratı inlemeden topu işleseyler. Bunları. Kengisi. X minus 3'ni X kvadrat. X minus 3'ni x kvadrat minus x'in kısa teng dağıttım. X minus 3'ni ikinci formülası ilizler kopaytmasını soru var. Demek bunu uzaylar işliyseler bunu hem arifmetikasını veremez. Rımatta x minus 3 teng 1 deysiler. Kengisi x minus 3'ni 0 deysiler. Kengisi x minus 3'ni teng deysiler minus 1 ge. Tengdeysizlar. Qaysi birida mana shartni e'tibor berib qo'yasizlar. Darajasi juft chiqadimi, to'q chiqadimi? E'tibor berish kerak. Minus 1 kvadratda baribir 1 bo'lib ketadi. Bu manfiy son bo'lsa 1 kvadrat bilan teng bo'ladi. Ishlasanglar javobingizlar sizlarda C chiqadi. Ya'ni darajalarini ham tenglash kerak. Ha, keyin bu darajasini ham tenglab qo'yasizlar. 4-tinchisi x kvadrat minus x tengdeysizlar 2 ga. Fakat 0 teng e'tibor berib qo'yishingiz kerak. 0 ni 0 ntsa bu bo'sh to'plam e'tibor berib qo'yasizlar. Agar qaysimiz javobga 0 qo'yganingizda shu javob chiqsa qiymat, lekin 0 bo'lishi uchun 3 qo'ysanglar 0 bo'lmaydi. Shuning uchun bunaqa sizlarda risk yo'q bu yerda. Hop, 3-chi qada 12 keyingisi quyidagi tasdiqlardan nechtasi to'g'ridir? 1/2 modulli x funksiyasi davriy funksiya deyapti. 15 qolib ketdi ustoz. 15 de şu an 15 de tamam mı? Kuyudaki tasdiklardan neçtesi doğru da? Paralel koçuruş bu geometriye teyadır. Paralel koçuruş bu geometriye teyak soplanmaydı. Geometriye teyak bu uxşaşlık. Geometriye teyak sıkış bilen çözüş ki hemen kurun. Geometriye teyak bu boşuna. Hareket dıp aytiladi. Paralel koçuruş, simetrik koçuruş. Bular hammasi harakat deb ataladi. Geometriya emas. O'xshashlik emasmi unda? Nima? Geometriya. Nechtasi noto'g'ri deyapti-da, bu noto'g'ri-da, buni olamiz. Bu xato, ya'ni paralel ko'chirish bu harakat hisoblanadi. Yo, geometriya degani o'zi o'xshashlikmi, shuni so'radim-da men. Yo, o'xshashlikmi? U ham u boshqacha harakat. U o'zi bizada ko'p o'tilmaydi geometriya. Mesela ben bu noktanı avalini koçurgen de aval x taksim a kvadrat diye o zaman tarifi var. Buzaki tekişliyemez bu. Bunu tesebir ama tariflerine havasını. İki ketti. Her daim eğer a normalan bir orası b normalan bir orası olsa bu oralı böyle de dağıttı. Şu oralı mı? Ne oralı? Çünkü soru. Her daim oralı mı? Mesela ne? 1/2 asosga ko'ra 1/4. To'g'ri. Endi mesela 1/100 asosga ko'ra 1/10. Bu ham to'g'ri. Bu ham to'g'ri. Ya'ni asos 1 dan kattami yo'qmi e'tibor berish kerak bo'ladi. Keyingisi agar a 0 dan katta, diskriminant 0 dan kichkina bo'lsa, har doim o'rinli bo'ladi. Bu to'g'ri. Nechtasi to'g'ri ekan? Ikkitasi to'g'ri, ikkitasi xato ekan. Demak, javobimiz 15 bo'ladi B. Kengis 16. Ustoz, mana shu 16 edi-ku. 15 tashab ketdi. Yo, bu 15 tashab ketdi. Bu 15 bu. 16 25 a. Mani nimamda 16 da quyidagi tasdiq. Guruhga tashlaganingizda 16 hozir. 15 sizga 16 da. Ma'lum bir xil ko'p 25 a teng 2 darajasi x ko'p. Bizda 15 demas 25a degani 15-chi savol. O'rni o'zgarib qoldi-da. 15 ma. Ha, men hozir bu 16 mi shunda?
Cevaplarda yani şuna ketip koymayayım. Ha, 16. Evet, 16 bulsa bu, 16'mız bu bize de B. B bu attı. 15 koyalım. Hemen bunu oranına alıştırganım. Bu ya, kovazı yarmıge bu kottoro cevabı olgan için sığmayı koyalım. Şu an için oranına alıştırganım. Böyle istedim. O, 26. Evet, 16. 25 A. 2X ne attı? Yılın bir şartın 2x'ye. A'yımız 0,2 ile 2'nin oralığı da dağıttı. Oralığı da. Çarda kanatın x'nin kıymetleri niştası natural son dağıttı. Demek 0,2'ni koyasılar. Neçe böyledi? 5 böyle. 0,2'ni koysaylar. 2x dengeken 5'ye. 2x'imiz 5'ten katlıyken 2'ni koysayla numa bölün 50'den kiçikliğinden yeken. Demek 3 tur A turmez 8 2 turu attı. Doğru ki 5 bileyim arası bu. Doğru yazılıyken. Doğal numa dağıttığımız adam x'nin neştesi natural sonu dağıttı. Demek 3, 4, 5. 3 tasi iken ne? 64 bak getirdi. Bu cevabı A. Ben de 15 hata vergen de cevaplı ki gendi. 15 hata vergen. Ha, demek kalitle hata getirdi koyan. Tekstir koyamız hala. Of, kengisi 17 mi yendi? 17. Bir funksiyonun kıymetler sahasını sorar. Y dengi ya. X minus 2, x plus 4, x minus 3. X plus 4, x minus 3. Ha, kıymetler sahasını topuyorlarsa bunu çizişiler gerek, adette. O zaman bunu nima kılış gereği bo'ladisa, mesela ne kılınan kıymetlerle nima bilin? 2, minus 4, 3. 2, minus 4, 3. Doğru mu? Hmm. Yığındısı neçi bu attı? Yığındısı mı? Aha. 2, minus 5. 4, minus 2, 1. Şimdi, bunu 0 kılınan kıymeti gibi bunu koşuyorlar. Neçi bu oldu? Minus 2. Minus 2'den, mamanın kıymeti 3 ayırıyorlar. Minus 5. Minus 5. Hani şimdi karayla çizseler bunda korunadı. Çizmezsen. Ne geldi yine? Azı sonra geldim azı üçü nesiler. Şimdi mesela buna kayıttı. Çiziş gerek. Çizmezsen. Bunlar çizersiler. Nol kılınan kıymetini koysam. 2'ni koysam. Ne oldu? Nol oldu. 6 oldu. 2'ni koysam. 1 oldu. 6'dan 1 ayırsam 5. 2 de. Benim abi 2'de 5 eken. Kengisi. 0 kılınan kıymeti. 3 koyamam. 0 boladı. 1 boladı. 1. Koysam 7. 7'ye 1, 8. 3'de 8 eken. Mehmet 3. Kengisi. Şimdi minus 4'ü koyamam. Minus 4 koysam 0. 6. Minus 6. Minus 1 mi? Minus 7. Minus 1. Ha, minus 1. Valla en küçüğün az kaysında çık etti. En küçüğün az kaysında iken minus 4 koyduğunuyla da mı? Minus 4. Yani minus 4 koysaylar ne çıktı? Çizip anlatırmayalım. O aslında var. Cahayımız yok koymazın. X deyin. 0 kılınan kıymetlerini koyup çıkıyorlar. Şuna koyup. X deyin. Uçudu seyler. Funksiyon ne çıktı? 5, 7, 1'e 7, 8 oldu mu? Y'nin 8 oldu. Yani noktaları yazıyorduk. 3'de 8 olarken. Kengisi. 2'de ne olarken? 2'ni koysam 0 oldu, 6 oldu. 5 olarken 2'de 5 eken. Kengisi var. Minus 4'ü koysam. 0 oldu. 6 bo'ladi. 6'dan 7'ni ayırsam
Minus 1 ekan, x kina qiymat mana. Minus 1 degan javob olasizlar. Tushundinglarmi? Modullikda shunaqa xossa borki, 0 qiladigan qiymatida yo maksimum yo minimumga erishadi. Shuni bilishinglar kerak. Tenglamaning ildizlari o'rta arifmetikini so'radi. Logaritm 1 taqsim ildiz 1 taqsim 2 ga asosga ko'ra, logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra. Asosga ko'ra x kvadrat plus x minus 2. 2 na uchinchisi 30 darajasi. Tenglamani minus 60 ga. Tenglam ildizlarini o'rta arifmetikini so'radi. Qanaqa topasizlar buni? Bir taqsim 2 na. Nima deysizlar? Minus 60 deysizlar. 30 darajaga mana 30 deb tushirib bo'lvorsanglar ham bo'ladi o'zi aslida. U ham shu ish. 30 ni bo'lvorsanglar, minus 1 taqsim 2 na, minus 2 ni nima bo'ladi? X kvadrat plus x minus 2 teng bo'ladi 4 ga. Tushunarli, faqat aniqlansa olishinglar kerak. Bu yerda x plus 2 x minus 1 katta 0 dan deb ishlashinglar kerak. Ya'ni minus 1 pastda 1 dan katta qilib ishlashinglar kerak. Tushunarlimi? Ustoz, bu yerda 1 taqsim 4 emasmi? 1 taqsim 2 ekan-ku, menda yo'q, ana x kvadrat plus x minus 2 qoladi-yu. Minus 2 teskarisi 4 bo'lib ketadi. Hozir bizlarda 1 taqsim 2 ning minus 60 darajasi emasmi? Minus 60, qarang, men 30 oldiga tushirdim-da, 30 bilan 60 qisqartirdim. Minus 2 qoladimi? Mana men buni bundoq qisqartirib yuborsam, bu mana bu qisqarsa minus 2 qoladimi? Minus 2, 1 taqsim 2 ni minus 2 nisi degani teskari ko'tarib yuboradi, to'g'ri bo'lib qoladi. Bu uchun. Ammo mana bu ko'tadi. X kvadrat plus x minus 6 teng 0 ga. Bu yerda x minus 3, x plus 3, x minus 2 teng 0 ga. X 1 teng 2 ga, x 2 teng minus 3 ga. Endi minus 3 degan javob mana bunga kiradi, 2 degan javob bunga kiradi. Bizdan nimani so'ragan? O'rta arifmetikni so'ragan. O'rta arifmetikni minus yarim degan javob bu A bo'ladi. Aniqlansa xohlaysizlar, yoki oxirida javobni olib borib qo'yib tekshirib qo'yinglar, esdan chiqmasin. Chunki logaritmni bu atidan berib qo'ygan bo'lishi mumkin. Keyingi son 9. Minus 2 yu minus 1 nuqtada koordinata bosh atrofida 60 gradusga burilganda hosil bo'lgan nuqtaning koordinatalari yig'indisini so'rayapti. 19. Shunda to'g'ri javob yo'q a ustoz. Hozir ko'ramiz. Koordinatani beribdi. Koordinata minus 2 ga minus 1. Minus 2 ga minus 1. Demak, x minus 2 da turadi va minus 1 da turadi mana. Ya, pastda. Minus 2 ga minus 1. Mana bu yerda turadi. Endi buni aytayotdikki, koordinata bosh atrofida minus 60 gradusga mi? Minus 60 gradusga burganda hosil bo'lgan burchakni so'rayapti. O'zi, bu mana necha gradus turadi bo'ladi? Otuz gradus turadi bu. Tushunarlimi nimaga? Otuz bo'lmaydi-yu. Sinus. Yo'q, otuz emas ekan, mana bu yerda ikki, bu bir turgan ekan. Tangens bir taqsim. Oltmish gradus yurgan deyapti-da bizaga. Tangens bir taqsim ikki, uni nechaligini bilmaymiz. Endi oltmish gradus, mana bu yerga bundan minus oltmish gradusni aylantirsam, bu nuqtani. Minus 60 bo'lsa orqaga yurish kerak-da, qandaydir momentga keladi deylik. Bilmayman nechaga kelishini. Bu alfa desam, 60 gradus bo'tga yurdi deylik. Momentga keladimi bu? Qatgadir keladi mana bundan. Bu nuqtani koordinatalarini qo'shganda otdi.
başı atrafıda, noktanın başı atrafıda, noktanın koordinatları yığındısını soru attı. Mehmet ilzasıda 5 buladı. İlzasıda 5, Mehmet 2'ye tek. Ben de bu alfaya ana kadar mama 60 gradis. Ahmet 60 bo'ladi mı? 60 gradis burganda otdi. Orqaga buriladi. Endi zamat tangimiz beryapti bizga Ahmet. Tangimiz 60 minus alfa mı bu? Nimaga teng ekan bizga? Mamana soruyordu bizden. Tangensi mametimiz 60 bolsa, bot alfa bolsa, mamet gradisi topishimiz kerak. Mama qiymati topishimiz kerak. Bizda tangensi alfa teng deb bergan. Tangensi alfa teng nimaga? 1 taqsim 2 ga. Endi bizdan tangensi 60 minus alfaning qiymatini soruyordu. Mamet 60 dan alfani ayirib tashlaymiz. Tushunarlimi? Nima qilasiz? Ustoz X variant chatga kiring, o'shaning tashlanib yechimini ko'ring-chi, not. Ha, bo'l hozir, vaqt yo'qotmaylik. Mana mashaqa bo'ladi lekin aslida. Ishlasanglar, 60 gradus bo'lsa, buni o'zi alohida formulasi bor. Formulaga solib, o'ylab qidirgandan ko'ra, geometrik usulda yechib qo'ysanglar chiqadi javobingizlar. Formulasi bo'yicha X ham sinus alfa ko'paytirilgan anu X 0 arginisi kosinus alfa ko'paytirilgan y 0 bo'lardi. Teskari. Yani formula bo'yichami? Ha, formula bo'yicha. Ya'ni formulalar hamma bilmaydi-da. Ya'ni formulasi yetishni ham o'rganib qo'yishsin yetarli. X chatdan uni ko'rib olishadi. Keyingisi arc kosinus x plus 1 taqsim 2 katta ekan. 20 savol. Arc kosinus x minus 1 taqsim 2. Mesela bitti koydanı bulmuşsunlar kere. Eğer şu koydanı bulmasıyla misal yeçe olmuşsunlar. Art kosinus ne mana? Kosinus ne mana? Cüft. Yok. Art kosinus kanak funksiyon. Cüft mas mı? Yok. Nasıl çıkama yüce? Kaçan o saat kaçan kemeyeli? 90 gradiske geçe kemeyeli. Yok, arc kosinus bu. Kamayı üçü funksiyonu nasıl? Arc kosinus funksiyonu sesilerdi ama bunlar okeylerdi. 0'un pi aralığında. 0'un pi aralığında daim kamayı üçü edi bu. Funksiyonları gara. Kamayı üçü funksiyonu eğer katta bolsa demek buna argumentlar birbirinden küçükine buluş gerek. Arc y'ning arc kosinus funksiyasi men yozib qo'yaman sababini. Doimo kamayuvchi funksiya. Mana past ketgani kamayuvchini bildiradi. Tushunarli? Buni ishlab qo'yasizlar. Javoblar chiqadi 21 da, 20 da. Ha. Keyingisi 21. 2. Ha. P x y z ekan. Ya shundan ham chiroyli misol yasalgan, o'sha bitta formula bor bizda. Sus. Bu teng not 3 p taqsim 2. 3 p. Alo. 2 hozir 1 mana. 3 a teng sin x, b teng tan y. Sotek, ketengin 6, dert kosin 6 bolsa, kuzinklerden kaysları bolışı mümkün de oldu. Sinus kosinuslarımız manfiligini bilosay, uzı bittikin cevap olarak. A ten sinus x, b ten tengin y, s ten ketengin z, ve d ten kosinus d.
Endi qaranglar. Bu oraliq qaysi oraliq dedi? 3-oraliq. 3-oraliqda sinus bilan kosinus manfiy, tangens bilan katangens musbat. Demek ikkalasi manfiy bo'ladigan joylari qat bo'lsa-da A bilan D manfiy bo'lish kerak. A D aralashmagan. B ketdi. A ketdi. Va D ketdi. C javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi 22 savol. Aytayotki, LNX tushundinglar nima qilganimni hozir? Bu yerda hozir faqat chorak itlariga qaraydimi hozir? Ha, choragini qaradik. Bu ikkinchi chorak-ku. Ikkinchi chorak yo uchinchi chorak. Biri ikkinchi choraydan ko'pdi, uchinchi choraydan kichkina. Ya'ni ikkinchi uchinchi chorakda sinus va kosinus manfiydi. Manfiy son tangens katangens musbat. Bu mana bunda yozib qo'ying, mana sizlarga qulay bo'lsin bu. Bo'ldan bu ishorasi manfiy. Bu musbat, bu musbat, bu manfiy. A, B, D javoblarni ko'rsanglar manfiydan musbat, musbatdan manfiyni katta qilib qo'ygan, xato bo'lib qo'ydi. Ishlashga hojat ham yo'q. Lekin o'sha kamayuvchiligidan topsanglar ham chiqadi bu. Asosiy bu 3-chi choraga o'xshi. 3-chi chora, p dan katta, 3p taqsim 2 dan kichkina. 180 dan katta, 270 dan kichkina. Hop, endi funksiyaning hosilasini so'rayapti. Demak, y hosila teng deysizlar. Ln y deysizlar birinchi, teng deysizlar. Ln 2x ko'paytirib ln 2x bo'ladi. Ln x kvadrati bo'ladi hosilasi. Ana endi hosil olsanglar y hosila teng bo'ladi. Buni hosilasi, demak 2ln 2ln 2x sin alfa 4 ln x taqsim 2x deymiz. Ko'paytirib ln 2x sin x 2x demak, bu yerda kimdir gapiryapti. Ovoz o'chirib qo'ysak bo'ladi. Hosilani o'rniga y taqsim 2 ni qo'yib qo'ysanglar bo'ldi. Javoblar kelib chiqadi bizadan. D degan javob chiqar ekan. Keyingisi 23-chisi. 23-chi savol. Funksiyalar bilan chegaralangan soha yuzini so'rayapti. Xo'p, y teng 8 minus 3 taqsim 2. 8 minus 3 taqsim 2 x kvadrat. Va y teng bo'ladi. X kvadrat taqsim 2. Va x teng 0 bo'lgan sohalar orasidagi chegaralanganini so'rayapti. Endi bu ikkalasini tenglab yuborsam 8 minus y 1/2 x kvadrat teng yarim x kvadratga. Ya'ni kesish nuqtalarini topishim kerak. Bu yerda bo'lsam 2x kvadrat teng 8 ga, x kvadrat teng 4 ga. X teng ekan plus minus 2 oralig'i ekan. Tushunarli? Ana endi buni chizib olsanglar. Chizmasini chizsanglar, nimadan integral olsanglar bilinib qoladi, ko'rinib qoladi. Ben 8 minus 3 taksim 2 yıl tosu kvadrat diyende 8 dan otadı. Paske karak getirdi. Ve x sonundaki 0 koysam 8 dan otadı. Ve x sonundaki 2 koysam. Biraz mağam ne oluyordu funksiyon. Ve ikinci funksiyonumuz ne oluyordu. Bu yüzden mağam oralığını soruldu. Bu qiymatlarni boya topdik. Minus 2 2 nima bo'lar ekan? Tepadagi funksiyadan pastdagi funksiyani ayirtishar. Minus 2 mana 2 ni qo'ysanglar bo'ldi ekan. 8 minus 3 taqsim 2 x kvadrat minus x kvadrat taqsim 2 dan. Dx deysizlar. Qiymat javoblar kelib chiqadi. Javob bo'lar ekan 1. Keyingisi 24. Ustoz. Davlat. Agar iloji bo'lsa 22 ni nima qilganingizni tushuntirasizmi?
Hasıl aldı. Bunu aldığın gibi dersler çıktığında x, x'in çıkartıyor. Ne yordu ismi? Logarifim ne yordu ismi? İki yani logarifimle geldi. Elen y bakkaladı. Mehmet denk y desem. Elen y denk. Mehmet kvadratı aldı geçer. Şimdi bunu hasıl alsam. Elen x'den hasıl alsam. Kvadrat 2x'den. Birinci kvadrattan sen 2 elen x buladı. 2 x'den hasıl alsam. 2 çıktır elen x buladı. Ve elen x, 2 x hasıl alsam. Taksim 2 x. Buna keyin ko'paytirib olishim kerak, yana o'ziga. Nimaga o'ziga ko'paytirib o'tganmi? Oldingi darsda tushuntirganman. Shundan rahmat. Quyidagi mulohazalardan nechtasi doimo to'g'ri bo'ladi? Tekislikda yotuvchi ikki to'g'ri chiziqning perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq bilan kesganda ham perpendikulyar bo'ladi. İki to'g'ri chiziqning perpendikulyar bo'lgan tekislikda yotuvchi ikkita to'g'ri chiziq perpendikulyar bo'lgan to'g'ri chiziq tekislikka ham ikinci fazada iki doğru çizik, üçüncü doğru çizik bu perpendikülar olsun. Bunlar olarak perpendikülar olur. Yok bu hata. Fazada üçte nokta arkayı fakat bitti tekslik otkazış mümkün. Fazada üçte. Doğru mu şuna? Fazada üçte nokta arkayı bitti doğru tekslik otkazış mümkün. Doğru mu şuna? Fazada üçte nokta orkali fakat bitti tekslik o'tkazish mumkin. Doğru, bir doğru chiziqda yotmaydigan degan so'z. Shu shart kerak. Bu xato o'shancha. Ya'ni bitta doğru chiziqda yotmaslik kerak. Og'ma va uning tekslikdagi proyeksiyasi orasidagi burchaklardan kichigi og'ma va tekslik orasidagi burchak deyiladi. Bu xato. Demak bittasi to'g'ri ekan, o'n 24 degan joy. Tahlil qilasizlar, qaysi biri xato chiqayotganini so'rasanglar tushuntirib beraman. 25 yüzü basınca teng bo'lgan chumursakning tomonlari ko'paytmasin, shunga teng bo'lsin, chumursak balandliklari ko'paytmasin, so'raladi. Demak, formula bo'yicha a ko'paytiru h a ko'paytiru b ko'paytiru h b ko'paytiru s ko'paytiru h s teng desina s kubga. S kub taqsim 8 ga, to'g'ri 8 s kubga. Sizler A, B, S'ni qo'ysinglar, javobini qo'ysinglar, kelib chiqadi bizdan. Bu javob bo'lar ekan bizdan D. Tushundinglarmi? A bor, B bor, S bor. Ko'paytmasini beryapti, S bor. Sizlar uchalasini ko'paytmasin, bemalol topasizlar. 26. A, B, S'ni kvadratdan tashqarida y nuqta olingan kvadratning A, B uchlari tutashtirilganda hosil bo'lgan kesmalar kvadratning A, B tomoni bilan 60 qilamiz. Kvadrat çizamız. A, B, S, D. Mehmet dedi Y nokta alayım. Mehmet 60 gradusla attı. Y. Bu kvadrat çizamız. Evet, 60 gradusli ve 30 gradusli. Mehmet eken. Mehmet 60 eken. Mehmet 30 eken. Hop. Şunday usul bulan kalgen tomonlarga uch burchaklar hosil. Natijada kvadratga tashqi chizilgan to'rt burchak hosil bo'ldi. Shu to'rt burchak perimetri yorilgan kvadrat perimetriga nisbatan so'rayapti. Ha, bizdan mana buni so'rayotgan ekan-da. Mana bunda qilingan yana, bundan tortilgan, bundan bo'lgan, bundan bo'lgan. Ya'ni buni tekisroq olsanglar. Bundan bo'lgan, nima? 90 gradus. Hisoblab chiqish kerak bo'ladi-da bizada. Mana yarim tomonni topib olsak bo'ldi. Qiymatini topib olamiz, 2 ga ko'paytirib perimetrni ishlab qo'ysak bo'ladi. Tushundinglarmi nima bo'lganini? Bu yog'iga bundan ketgan, bu yog'iga xuddi shu narsa ketgan. Endi bizada tomonimiz A bo'lsa, mana 2A deylik. 2A bo'lsa kvadrat tomoni. Mana bu tomonimiz nima bo'ladi? A bo'ladi. Mana bu A ildizi ostida 3 bo'ladi.
Mametam A bolar, mametam A uzastırıcı bolsa. Toru toru burçeyini perimetre ama, perimetreler nisbetten sorunca ama. Demek, bu manlaklı toru burçeyi bu kolarken. Tamamımız 2A bolarken. Mametimiz 2A uzastırıcı bolarken. Mamet 2A bolarken. Perimetremiz ten boladı. Bunge bunu koşamız. 4A. 4 uzastırıcı 3A. Şimdi kvadratlı tamamı bu 4 burçeknik. Perimetre kvadrat tengisiler. Demek 2A'dan 8A. Nisbatını okuyuyorlar. Cevabı ilerken çıkan odada. Perimetre nisbatı 0 olan. Kengisi 27. 27'nin soru. İkide paralel tekstik orasıdaki olumlu kesmeler nisbatı. İkide paralel tekstik orasıdaki nisbatı. 2,5 bolsa tekstlik bulan nisbat tekstlikler bulan nisbatı 2'ye de şuman 2'de paralel tekstlik orası da olayın kesmeden nisbatı 3x'e 2x'e kal başlık geçiremiz var mı? 27 sol kısmaya geldi. Evet, 3x dağıttı. Bu 2x dağıttı. Ve tekstlikler bulan nisbatı 2'ye teng bulan burçek hasıl kılalım. Tekstlikler bulan nisbatı 2'ye teng bulan burçekler hasıl kılalım. Ama evet, attı ki bu 2 alfa bolsa bu alfa bo'ladi deb. Endi savol nima degan bo'lsa, shu burchaklardan kattasining tangensini so'radi. Hisoblab qo'yasizlar, buni 1 va chunki mana hashlar o'zgarmaydi. Hash hash bir xil kelasizlar. Tenglash orqali ishlab qo'ysanglar bo'ladi. Qaysini ikkilangan burchagi mana bunga teng deb javobni kelib chiqarganimizni. Chizmasini chizib olish qolgan ekan, nima bo'ldi? 28. 28'in sol. Radius 10'ye teng bo'lgan, sharga balandiga teng bo'lgan, uch burchakli muntazam prizma. Muntazam prizma chizilgan bo'lsa, prizma hajmini so'raladi. Demak, aylanaga o'tib olsak, qaranglar, mana buni chizmasini chizib tushuntiring. Aylanaga, sharga üç burçakli prizma içki çizilgen. Muntazam prizma ichki chizilgan. Endi bizdan beryapti, radius 10'ga teng bo'lgan sharga balandiga bunga 3 burchakli prizma chizilgan. Bo'lsa prizma hajmini so'rayapti. Endi savol sizlarga, buni o'q kesilmasanglar nimadan iborat bo'ladi? 3 burchakka tashqi chizilgan aylanadi bu. Qanaqa 3 burchak bu? Tengyorlik. Muntazam. Buni o'q kesimini olsanglar qanaqa olinadi o'q kesimi? To'r to'r uchi buni edi, ha? Ha? Yon tomoni to'r to'r uchi. Aylana kichik chizilgan muntazam uch burchak bo'ladi. O'q kesimi olinsa. Ko'zingizga ko'rinmayapti bu xonasida. Emasmi? Qaras qilinglar, mana shu nima bo'ladi? Mana tepadan qarasanglar. Shu aylanaga chiqilgan uch burchak bo'yaptida. Qanaqa uch burchakligini hal qilish kerak-da buni? Shu muntazamda? Muntazam. Shu muntazam bo'ladimi yo'qmi? Qaranglar yaxshilab.
Muntazam bo'ladi menimcha. Muntazam bo'ladi. O'zi berilgan emasmi? Muntazam prizma degan burchakli muntazam prizma. Yo'q, muntazam emas, to'g'ri burchakli bo'lar ekan. Ana endi to'g'ri bor. Qaranglar. 6 yil yozsinlar. Oq kesimini olsanglar, bundoq. Bundoq kessanglar, sharq o'rtasidan bundoq kessanglar, faras qilinglar. Bundoq kessanglar, oq kesim olsinlar sizlar. Tushunarli? Bundoq kesilganda nima paydo bo'lar ekan? Na aylana bo'lsa. Aylana bo'lsa. Nima bo'larkan bu yerda? To'g'ri bu. Mana Mahmetda bu yerda uchburchak paydo bo'ldi. Mahmetda uchburchagimiz bor. Mana bunda aylana faras qilinglar, mana aylanani bunda tarvuz o'rtasidan kesganinglarda bu yog'ida yarmi qoladi, bu yog'ida yarmi qoladi. Nima qoladi bu yog'ida bu yerda? Balaligi nimaga teng? 6 yildiz 3 ga. Mahmet nimaga teng bo'lar ekan? 6 ga. 6 ga. 12 ga. Bu 6. Ha. Nimadan so'ragan bizda? Muntazam prizma chizilgan bo'lsa, prizmaning hajmini so'rayapti. Radiusga teng ekan. Hozir chizmasini chiz sizlarga. Mana tushuntirib bersam. To'r burchakli uch burchakni. Yo'q, undan qanaqasi hozir bir mana. Buni aylana chizsanglar, o'rtasidan kessanglar, mana bu yerni tengmay qoladi-da bu yerda. Mana tasavvuf qilish kerakdi. Nima chizganinglarni? Qabada tengali uchburchak bo'lmaydi bizda. Nima kessam? Gipotenuza markazdan o'tmaydimi? Mana. Ikki tagiga o'tilsa. Mana ikki tagiga mana kessanglar, qaranglar. Mahmetdan bunoq kessanglar. Aylana paydo bo'ladi. Aylanani faras qilinglar. Mana bunoq prizma turibdi. Mana endi tasavvur qila olishingiz kerak. Prizma turibdi, burchakli. Prizma turgan bo'lsa, biz mana bunoq kesganimizni mana shu o'rtasidan mana aylana qilib kesdik. O'q kesimi qilib, mana aylanasi bo'lsa, Mahmetdan bunoq kesganimizni o'rtasidan bunoq kesiladi. Aylana bo'lgandan keyin bizga nimalarni tayyorladi faqat mana uch kelib qoladi. Keyin mana aylanani qishib qo'ydim. Aylanani o'rtasi momentdan o'tadi, o'q kesimi simmetriya tekisligi bundoq bo'ladi. Bundoq keladi mana, bundoq kessak mana. Buni o'rtasidan keladi-da, moment tengmay qoladi bizda. Tushundinglarmi nima bo'layotganini hozir? Tushunmadinglar? Bundoq bo'ladi. Bundoq bo'ladi. Bundoq bo'lib qoladi. Bundoq bo'ladi. Mana endi topishlar kerak bo'ladi. Bizda nimalari bor? Balandligi 6.9 egzozida 3, Mahmet 30 gradus. Mahmet 60 bo'lgandan keyin Mahmetimiz 6 bo'ladi. Bu 12 bo'ladi. Lekin radius nimaga teng bo'ldi? Radius 10 ga teng bo'ldi. Bizda bu 6 bo'lsa, asos radiusi boshqa yerdan o'tadi. Bizda nimani so'ragan? Hozir bir minut.
prizmanın hacmini soruyor. Prizmanın hacmi bolsa endi tomonni bog'lab olishimiz kerak bo'ladi. Bizda faqatgina balandlik bor, asosni topishimiz kerak ekanmi? Buni ishlab tashlab berar ekanman. 3D qutisi buni rasm yaxshi tushunasizlar. Qiyinroq misol ekan haqiqatdan zimini. Tasavvur paydo qilish kerak edi. Xo'p, 29-ni ko'raylik. Mana belgini tushundinglarmi, tushunmadinglarmi? Yangi belgi, ya'ni shunaqa kelib qolsa ham adashmasliginglar uchun. A paralel B'ye ve etot ki A B teng dağıttı. B S teng dağıttı. Burası 20 gradus. Ne demek yani şu? Çin değiller mi bunu? Orası dedi gradus. Ha orası dedi burçayı ne yaşına kadar bir konuşma mutlu. Yok ki mama teng soru adısa bu ne demek yani çin şeyler için. Burası ilar gerek ki bu şeylerden soru adıyanlarsa. Burçak ekanligi. Endi qolgan narsalarni bergan. A ning uzunligi teng 4. B ning uzunligi teng 6. 6 saniki 10 ga teng ekan. Bo'lsa A + B + C ni so'rayapti. Buni nima qilasizlar? Ochib chiqasizlar. Kvadratga oshirasizlar. A plus B plus C ni oshirsanglar. A kvadrat, B kvadrat, plus C kvadrat, plus 2AB, 2BC, plus 2AC. Uzunliklari bor, orasidagi burchak bor, qo'yib qo'yasizlar, javobingizdan chiqar ekan B. Va 30-chi va nihoyat oxirgisi. 30-chi savol teng bo'ladi. Testi suga chiqish kerak ekan o'zi. Shunga 15 minut qoldi. Radius 6.3 ga teng bo'lgan shaharga eng katta hajmli silindr chiqsingan. Aylana chizasida silindr bo'lsa, aylanaga to'g'ri burchak chiqsingan bo'ladi. Bu kvadrat bo'lishi kerak edi. Kvadrat bo'lsa, eng katta hajmli bo'ladi. Radius nimaga teng bo'ladi? 6.3 ga teng. Silindrning hisobini so'rayapti. Mana ama radius bo'ladi 6.3. Ama radius bo'lish kerak. 6.3. Mamet AA bo'lsagina eng katta hajmli bo'ladi. Demek 2A kvadrat teng ekan. Buni bunga qo'ssam 36 ko'paytirib 3 18 18 18. Demek A kvadrat teng ekan. 2 ga bo'lib olsam 18 deganmi? 12 yil uzasti uchun xullas mana narsa teng A teng ekan 12 yil uzasti uchun bo'lsa 12 yil uzastidan 3 taqsim yil uzastidan 2 bo'ladi. Irratsionallikdan qutqarsanglar 12 yil uzastidan 6 yil uzastidan 6 bo'ladi. 6 yil uzastidan 6. Ana endi bizdan nima so'ragan? Silindrning yon sirtini so'rayapti. S yon teng bo'ladi. 2πr ko'paytirib qash. 2πimiz bor. Pi deb bermaganda mana buni oldim. Pi ni o'zi turaveradi. Buni bunga ko'paytirsam 36 ni 6 deb bo'ladi. Xullas javoblar kelib chiqarkandi. Vaqtimiz ketmasin shu narsaga. Sizga silindrning sirtini so'rayapti. Demak, javobimiz bo'lar ekan shu. Xo'p, demak, bugungi tahlilimiz shulardan iborat edi. Vaqtimiz ozgina cho'zildi. Maqsad yangi kirganlarga ozgina ilm bo'lsin degan maqsadda. Keyingi darslarimiz shunaqa cho'zilmaydi. Odatda tahlilimiz 1 soatda bo'ladi. Bugun sal cho'zildi. Ketgan vaqtingizga megabaytingizga hamma narsalarga rozi bo'lasizlar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Agar so'nga taqal qolmaganingizda yana cho'zib ba'zi misollarni oxirgacha ko'rardik.
Allah ilmiyle ziyade olsun. Hatta kamçılığıyla, bandatçılığıyla da bilesin. Hatta'dan korlamasınız, bandamız. Etraf kılamız hatayımızı. Eğer sizlerle makul bulgen, dersimiz manzul bulgenmişse, demek bu Allah rızayı kursatırken rahmeti. Dandı bilesin. Hamazda atı ilmiyle de manfaatli kısın. Halısılığının korkan işlerimiz Allah uzun mükafatlasın. Hamazda ahiretimizde taş başı çamanlardan kısın. İlmiyle ziyade olsun. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Thank you.